Gençlik, herkese merhabalar. Yepyeni bir serüven, yepyeni bir ünite. Çok tatlış bir ünite çünkü çok kebap soruları geliyor. ÖSYM tarafından sorulan en sevdiğimiz ve her sene mutlaka en az bir tane, bazen de ikiye çıkarttıkları bir soru kalıbı. Karışımlar ünitesinden bahsedeceğiz. Bu karışımlar aynı zamanda AYT'nin sıvıcı özelliklerine denk geliyor. Bazen hani hocam ben ikisini bir götürüyorum, nasıl götürüyorum diyenler var işte. Karışımlar ve sıvıcı özellikleri birleştirerek de onlar devam edebiliyor. Peki neleri göreceğiz burada? Biz burada çözeltileri karıştıracağız, karıştırdıklarımızı ayıracağız, belli çözünme metotlarını göreceğiz. Onun dışında derişim hesaplarına gireceğiz. Çok tatlı ve keyifli bir serüven bekliyor. Gönül rahatlığıyla eşit ağırlıkçılar, sözelciler ve dilciler de bunu dinleyebilir. Sayısalcılardan zaten bahsetmiyorum. Siz zaten dinliyorsunuz diye bekliyorum. Peki hocam, o zaman vakit kaybetmeden şu işi bir hallederim dediğinizi duyar gibiyim. O zaman hadi gelin videomuza başlıyoruz. Şimdi bölümde neler var? Birinci bölümde karışımları anlatacağız biz. Homojen heterojen karışım nedir, detaylarını iyidir. Sonra çözüme olgusundan gideceğiz. Yani bir çözüme nasıl gerçekleşiyor, bundan bahsetmeye çalışacağız. Daha sonra çözelti derişimleri. Burada kütlece yüzde derişim, hacimci yüzde derişim ve PPM diye kavramlar göreceğiz. AYT'de de molarite ve molaliteyi göreceğiz. Yani bu üçüne ek olarak yeni şeyler de göreceğiz. Daha sonra çözeltilerin derişimine bağlı özellikler ki hem TYT hem AYT'yi kapsar. Koligatif dediğimiz özellik türlerini görüp en son ayırma ve saflaştırma teknikleriyle bu mevzuyu kapatmış olacağız. Peki hocam, karışımları ben bir sınıflandırmak istiyorum da nasıl yapacağım dediğini duyuyorum. Diyoruz ki doğada bulunan maddeleri biz ne diye ayırmıştık? Saf maddeler ve karışımlar olarak ayırmıştık. Bundan önce zaten saf madde olan element ve bileşiklerin bütün detaylarını öğrendik. Sırada kim var? İşte burası, yani karışımlar var. Peki hocam, saf madde deyince aklımıza ne geliyordu? Diyor ki aynı tür tanecikten oluşan. Hocam aynı tür tanecik ne dediğinde ne demiştik? Atom veya da molekül gördüysen buna aynı tür tanecik adını vermiştik. Ve kendilerine özgü ayırt edici özellikleri sahip fiziksel yollarla bileşenlerini ayıramadığımız maddeleri biz saf maddeler dedik. Yani karşımıza elementler ve bileşikler şeklinde gelmiş oldu. Peki mesela oksijen elementini görmek istiyorum. Hocam bu bir moleküler elementtir de bak hep aynı tür moleküller içeriyor. İşte bu yüzden biz buna saf madde diyoruz. Peki hocam H2O bileşiğine baktığım zaman hocam bu bileşik bak farklı atom içeriyor ama moleküller hep ne? Gene aynı. İşte aynı tür molekül içerdiği için gene saf madde konumunda olacak. Peki geldim karıştırmaya. Adı üstünde, karıştırmak için en az kaç maddeye ihtiyacım var? 2 tane maddeye ihtiyacım var. O zaman en az 2 maddenin aralarında, çok önemli bak, herhangi bir kimyasal etkileşim olmadan, kimyasal etkileşim oluştuysa bileşiğe dönüşüyordu. Kimyasal etkileşim olmadan, kimyasal özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşturdu bu saf maddeye işte, pardon saf madde diyoruz, saf olmayan madde işte ne diyeceğiz? Karışım adını vermiş olacağız. Kim gibi? Bak biraz önce demiştik ya, bu sefer de azot ve helyum. Şunlar aynı tür molekül ama bu moleküllerin arasında farklı yapılar da girdi. İşte biz buna karışım adını vermiş oluyoruz. Ya da süt, baktığın zaman homojenize duruyor ama sütün içinde dağılmış yağ partikülleri vardır. İşte biz bu yüzden buna ne diyeceğiz? Bir karışım adını vermiş olacağız. O halde genel çerçevemizde tekrar bakacak olursak, saf ve saf olmayan madde şeklinde iki bölgede inceledim. Saf maddeler, hocam elementler ve bileşikler şeklinde karşımıza geldi. Hocam element deyince kimler? Metaller, ametaller ve soy gazlar şeklinde ya da yarı metaller diye de bahsedelim. Biz yarı metaller olarak söyleyeceğiz. Peki bileşik deyince aklımıza kim geldi? İyonik bileşik, kovalent bileşik olarak isimlendireceğiz. Ve geldik şimdi karışıma. Karışım homojen ve heterojen diye ayrıldı. Homojen karışımların hepsine çözelti adını verirsin. Tamam mı? Bütün homojen karışımlara bir çözelti diyeceğiz. Heterojen karışımlara gelince de diyecek ki emisyon, süspansiyon, aerosol ve kolloid şeklinde karşımıza gelmiş olacak. Bu türdeki karışımlar olacak. Karışım dedikçe de şu an klimadan bir ses geliyor sanki patlayacak gibi. Gençler, başımıza bir iş gelirse haberiniz olsun, klimadan kaynaklı. Burada derecesini bir tık yükselt istiyorsan ya. Şu anda bak kış ayında klima kullanıyoruz. Biz de hani böyle bir çılgınız. Geldik. Neredeyiz? Örneğimizdeyiz. Örneğimizin içine bakarsak neyle karşılaşacağım?
X, Y ve Z element bileşik ve karışım olduğu bilinmektedir. Buna göre X, Y, Z nedir? Hatırlıyorsan TYT'de şöyle bir durumdan bahsetmiştim ben sana. Dedim ki bak element bileşik karışım atom molekül aldık. Demiştik ki aynı tür atom, aynı tür molekülden oluşan saf maddeler element. Hocam farklı tür atom, aynı tür molekülden oluşan saf maddeler bileşik. Farklı tür atom, farklı tür molekülden oluşan saf olmayan maddeler ise karışım demiştik. Şimdi bir soru sana gelip de X farklı tür atom içerir diye bir cümle kurarsa. Hocam atom nerede? Burada. Kimler farklı içeriyor? Hocam bileşik ya da karışım. O zaman diyeceksin ki X dediğin adam ya bileşik ya da karışım olacak. Karışım. Başka ihtimalim yok. Devam ediyorum. Y aynı tür molekül içerir. Hocam molekül buydu. Kimler aynı tür içeriyor? Elementler ya da bileşikler içerebiliyormuş. O zaman bu da diyorsun ki hocam bu adam ya element ya da bileşik olacak. Bileşik. Başka seçenek yok dedin. Z aynı tür atom içerir. Hocam Z aynı tür atomu kim içermiş olacak? Baktım atom aynı tür. Bak tek seçenek. Element. Başka kimse yapamıyor bunu. Hocam bu adam element oldu. Bu adam elementse bu element olamaz. Bu adam bileşik olduysa bu adam da bileşik olamaz. Oldu karışım. Demek ki X dediğim adam karışım. Y dediğim adam bileşik. Z dediğim adam da element şeklinde karşımıza gelmiş oldu. Peki. Hocam karışımdan bahsediyoruz da özellikleri neler ki bunlar dediğini duyar gibi. Olay şu. Karışımlar saf olmayan maddelerdir. Zaten saf madde olarak biz element ve bileşikleri kullanmıştık. Başka? Homojen ya da heterojen olabilirler. Zaten karışımın özelliği, biraz sonra bahsedeceğim. Homojen her noktasında aynı özelliğe sahip olacak. Heterojen birden fazla farklı özellik içerdik. Yani iki faz adını vereceğiz buna. Peki, hocam bileşenler arasında karışım sabit bir oran var mı? Yok. Aklına tuzlu suyu getir. Hocam, suyun içine tuz ekledim. Ne kadar? Fark etmez. Tuz ekledin ama tuzlu su. Ne kadar ekledin bir önemi var mı? Hayır. İşte belli bir oran olmama sebebi bu. Peki, belli bir sembol ya da formülü gösterdin mi? Yok. Dedin ya sen, tuzlu su. Adını sen söyledin. O zaman belli bir sembol ya da formüle ihtiyacın yok. Peki, farklı tür atom ve molekül içerir. Biraz önce söyledim zaten. Atomları da molekülleri de farklı olmak durumunda. Karışımı oluşturan maddeler kendi kimyasal özelliğini kaybetmezler. Bak, tuzla suyu karıştırdım. Damıtma işlemi yaptım. Tuz ve suya geri ayırdım. İşte bu karışımı ayırma şeklinde gelmiş oluyor. Peki hocam, tuz oluşturmak için sodyum ve klor gazını birleştirdiğini düşün. Sodyum gazı eline alsan, sodyum metali eline alsan elindeki nemden bile patlar. Klor gazı boğucu bir gaz. İkisini bir araya getirdiğin zaman hocam sodyum klor sofra tuzu eğmeye serpiyor. Özelliğini yitirdi. İşte özelliğini kaybederse bir adam bu bileşik oluşturdu anlamına gelir. Ama tuz ve su karıştırdığın gibi geri ayırabilirsin. İşte özelliğini kaybetmiyorsa bu yapıya biz karışım adını vereceğiz. Peki hocam fiziksel ayırma yöntemleriyle bileşenlerin ayrılığı. Dedim ya bak damıtma, buharlaştırma. Ayırma yöntemleriyle ayırabileceksin. Nasıl karıştırıyorsan o şekilde ayırmış olacaksın. Erime, kaynama noktaları veya da yoğunlukları sabit değildir şeklinde karşımıza getirmiş olacak. Neden? Tuzlu su dedim ya. Mesela saf su 100 derecede kaynar. Bu saf bir madde. Saf suyun içine bir miktar tuz ekledim. Kaçta kaynar? 100'ün üstü. Ne kadar üstü? Ne kadar ekledin? Ona bağlı. Mesela diyelim ki 5 gram ekledim 103 oldu. 8 gram ekledim 105 oldu. 20 gram ekledim 110 oldu. Hocam o zaman sürekli bir değişkenlik var. Sebebi ne? Bileşenlerin miktarına göre değişiklik gösteriyor. O yüzden belli bir erime noktası, kaynama noktası ya da yoğunluğa sahip olmayacak diyeceğiz. Peki hocam karışımda basınç, fiziksel hal, yoğunluk gibi özelliklerin aynı olduğu bölgeleri biz faz adını vereceğiz. Faz. Peki hocam karışımlar kendisini oluşturan maddelerin birbiri içerisinde dağılma şekline göre homojen ya da heterojen olarak isimlendiririz. Yani tek fazlı ya da birden fazla fazlı şeklinde nitelendirmeye çalışacağız. İlk karşımıza çıkacak yer homojen karışım. Yani diğer adıyla çözelti. Bak adı üstünde çöz. Yani bunu çöz diyor. Kim gibi? Suyun içinde şeker çözündü mü? Evet, o zaman bu bir çözelti. Hocam tuz çözündü. O zaman bu bir çözelti. Peki tanım olarak ne yapacağım? İki tanım var. Bir, ya sana diyecek ki her noktasını aynı özelliği gösteren karışımdır. Yani suyun içine şekeri attım, çözüldü.
İlk yudumda da son yudumda da aynı tadı alırsın. Bir şey fark eder mi? Hayır. Niye? Çünkü bu bir çözeltidir. Peki ya da diyecek ki birbiri içerisinde gözle görünmeyecek şekilde her yerine eşit olarak dağılmış olan karışımlayacağız. Bak ne yaptım? Suyun içine şekeri attım. Şeker ne oldu? Çözündü. Gözle göremiyorum artık. İşte ne yapıyorum? Bu bir çözelti oluşturdu ifadesini kullanmış oluyorum. Peki hocam, çözeltilerde iki tane fazdan bahsedeceğim. Bunlardan biri çözücü ya da diğer adıyla dağıtıcı faz. Kimdir mesela? Orada su dağıtıcı faz. Çekil, çekil diyor, ayrıl diyor. İşte buna biz ne diyoruz? Çözücü. Bir diğeri de çözünen, buna da dağılan faz diyoruz. Bir çözeltiye baktığımız zaman genellikle miktarca fazla olana çözücü, miktarca az olana da çözünen ifadesini kullanmaya çalışacağım. Peki, çözeltinin ana unsuru şu, iki tane yapıdan oluşacak. Çözücü ve çözünen. İkisi bir araya gelerek oluşturduğu yapıya da biz çözelti adını vermiş olacağız. Peki hocam, şimdi bir çözelti oluşturdum ya. Bunun özelliği ne dersen, nelerle karşılaşacağız? Diyecek ki birinci olarak sana. Bak diyecek, çözeltiler çözücü ve çözünen olmak üzere iki kısımda incelenmek zorundadır diyecek. E peki başka? Sana dedi ki çözelti kütlesini elde etmek istiyorum. 50 gram suyun içine 20 gram şeker ekledim. Ne kadarlık çözeltin olur? 50'nin içine 20 ekledim, 70 gramlık çözelti elde edersin. İşte bize diyecek ki çözelti kütlesi çözücü ve çözünen kütlesinin toplamına eşittir. Altın bilgi. Hemen yıldızımızı attık. Geldik asıl bombaya. Hocam peki çözeltinin hacmi nedir dediğimde çözücü ve çözünen hacminin toplamına eşit çıkmıyor. Nasıl yani? Şimdi dedim ki 100 milim su aldım. İçerisine 50 milim alkol dökmek isterim. Dedim ki çözelti oluşturuyor. 100 ve 50 olduğu için 150 bekliyorsun ya. Şimdi sıvıların arasında büyük boşluklar var. Bu boşluklar birbiri içerisine kaydıkları için toplam hacim eşit çıkmıyor. 150'nin bir tık daha altında çıkıyor. O yüzden buna çok dikkat et. Özlem'e bunu iki defa sordu. Bir TYT'de getirdi, bir de MSÜ'de getirdi. O yüzden buraya dikkat ediyoruz. Neymiş? Çözelti kütlesi çözücü ve çözünen kütleleri toplamına eşitken çözeltinin hacmi çözücü ve çözünen hacimleri toplamına eşit değildir ifadesini kullanmış olacak. Peki hocam, sulu bir çözelti gördüm. Eğer ki bir yerde sulu çözelti varsa miktara bakma. Hocam su kesinlikle çözücüdür. Ne demek istiyorsunuz hocam? Yani ben şöyle bir şey söylüyorum. Diyeyim ki bir tencere tuz aldım. İçine bir damla su atıyorum. Su gene mi çözücü? Aynen öyle. Niye? Çünkü suyun damladığı o damlanın çözebildiği kısım senin çözünenindir. Geriye kalan bana ne geriye kalanlar? Çözündü mü? Hayır. O zaman bu çözelti de yer almaz. Çözelti zaten çözücü ve çözünen toplamı değil miydi? İşte o bir damla ne kadarı çözebilirse senin çözeltinde o kadarlık olmuş olacak. E peki çözünen maddenin tanecikleri eğer ki su tarafından çevrelenirse biz bu olaya ne diyecekmişiz? Hidratlaşma. Zaten hidrat su demek. O zaman ben bir maddeyi suda çözersem buna hidratlaşma ya da hidratasyon adını vereceğim. E peki hocam, su dışında başka bir çözücü de çözdüm. İşte buna da solvatasyon adını vermiş olacağım. Hani bazen haberlerde çıkıyor ya, işte çeşitli solventler kullanarak hazırlanan bir yapıda. Şimdi diyorsun ki solvent ne? Solvent suyun dışında bir çözelti. Bu eter olur, alkol olur, benzin olur, fark etmez. Suyun dışında bir çözücü kullandıysan adı solventtir. Ne yapıyorsun? Tırnaklarını oje sürüyorsun değil mi? Ojeyi çıkartmak için aseton kullanıyorsun. Aseton ne? Çözücü. Ama su mu? Değil. O zaman aseton bir solvent konumunda yer almış olacak. Peki hocam, çözeltilerin belli bir erime veya da kaynama noktası var mıdır? Hayır. Niye? E dedik ya, içerisinde çözdüğün adamın miktarına göre değişkenlik gösterecek. O yüzden bunların belli bir erime ya da kaynama noktalarının olmadığından bahsedeceğiz. Peki geldik hocam. Peki çözeltileri ben ayırmak istesem. Fiziksel ayırma yöntemleriyle ayrılır mı? Her birisi fiziksel ayırma yöntemiyle ayrılır. Bak, bütün karışımları fiziksel olarak birbirinden ayırabilirim. Peki bileşenler arasında sabit bir kütle oranı? Yok, istediğin kadar karıştır dedik. Peki çözeltiyi oluşturduklarında bu maddeler kendi özelliğini yitirmez. Yitirirse bileşik olur. Karışımların hiçbirisi yitirmeyecek. Peki dağılan maddenin tanecik boyu 10 üzeri eksi 9 metre ya da 1 nanometre diyecekler. İleride çok daha detaylı bahsedeceğim. Bundan küçük, yani gözle göremeyeceğin kadar küçük tanecikler olarak gelecek. Çözeltinin fiziksel hali kim tarafından belirlenir dersek, miktarca kim fazla? Çözücü. O zaman
Çözücünün fiziksel hali neyse çözeltinin fiziksel hali de olmak zorunda çıkar. Peki hocam, bir baktım moleküler bir çözelti gördüm. Bu moleküler çözelti elektrik akımını iletir mi? İşte moleküler çözeltiler elektrik akımını iletmezler. Ama iyonik çözünenler, yani iyon oluşturuyorsa elektriği iletir. Bu benim için çok önemlidir. Eğer ki elektriği ileten bir çözelti görürsen buna da elektrolit adını vermiş olacağım. Yani elektrik akımını iletir anlamı gelecek. Peki hocam, metalleri karıştırarak çözelti oluşur mu? Oluşur. Zaten biz bu çözeltilere ne diyeceğiz? Alaşım adını vereceğiz. O zaman bütün alaşımlar bir çözelti örneği şeklinde de bahsedebilirim. Geldim bir diğer yıldızım. Hocam gazlar. Gazları dedik ya, tanecikler arasında boşluklar acayip fazla. Bu boşluklarda rahatlıkla karışabilecek mi? Karışıyor. O yüzden bütün gazlar kendi aralarında homojen karışım. Yani bir çözelti oluştururlar. İstisna yok. Bak bütün gazlar diyorum. Gazlar hatta her oranda, istediğin oranda karıştırabilirsin. Bütün gazlar birbirleriyle her oranda homojen bir karışım. Yani çözelti oluşturmuş olacaklar. Şimdi geldim. Dedim ki hocam çözeltileri ben sınıflandırmak istiyorum. İlk kuralım şu. Fiziksel hallerine göre sınıflandırmak isteyeceğim. Nasıl yani? Çözeltiler katı, sıvı ve gaz olmak üzere 3 tane sınıfta incelenecek. Yani bunlar da katı çözelti, sıvı çözelti ve gaz çözelti olabilir. Peki şart neydi? Dedik yani çözücünün, yani miktarca fazla olanın fiziksel hali neyse çözeltinin de fiziksel hali olmak durumunda kalıyor. Örnek verelim. Şimdi çözeltinin fiziksel hali katıysa çözücüm katı olmak zorunda. Bitti. Çözücüm katı, çözünen katı. Örnek kim? Katı katı çözelti örnek alaşımları verebilirsin. Kim gibi? Çelik gibi, amalgam gibi verirsin, tunç gibi verirsin, tamam mı? Bu tür karışımları kime vereceğiz? Bir alaşım örneği şeklinde gösteririz. Peki bir katın içinde bir sıvı çözdüm. Şimdi amalgam dedim. Ne demek hocam bu amalgam? Amalgamın bir özelliği var. Civa içeren, içinde civa bulunan karışım türlerine ben ne diyorum? Genelde amalgam adını vermiş oluyorum civalı olanlara. Hatta en yaygın amalgam örneklerinden birisi civa gümüş alaşımıdır. Nerede kullanılıyor? Diş dolgularında. Hani diş dolguları genelde yuttuğunuz diş dolguları var ya, günümüzde zaten çok fazla yutulduğu için ağır metal zehirlenmesi geçirmesin insanlar diye bunu tuttular, kime döndürdüler? Bunu günümüzdeki polimerik dolgulara döndürdüler. Birazcık daha kurtardık. Ama bak, bir katının içinde bir sıvı karıştırarak oluşturduğun bir karışım diyorsan işte buna amalgam adını verdik. Peki hocam, sıvı çözeltilere bakalım. Bir sıvının içinde bir katı çözdüm. Kim gibi? Şekerli su, şerbet diyebilirsin. Mesela suyun içinde şeker attım. Ya da bir sıvının içinde sıvı çözdüm. Hocam mesela kolonya, alkol su karışımı örneğini verebilirsin. Ya da hocam bir sıvının içinde bir gaz çözdüm. Buna örnek neyi verebilirim? Gazoz, kola, bunlar bu karışımlara örnektir. Bak çözücüm ne? Sıvı. O zaman çözelti direkt sıvı oldu. Peki geldim gazlara. Zaten bunda istisna yok hocam. Bütün gazlar birbirleriyle her oranda nasıl karışacak dedik? Homojen karışacak. Yani bir çözelti oluşacak şeklinde bahsetmiş olacağız. Geldim. Çok önemli bir not değil ama bazen alışımları merak ediyorsunuz. Hocam mesela tunç kimlerin karışması, ya da bronz diyorlar ya, kimlerin karışmasına oluşuyor? Bakır ve kalay karışımından elde ediliyor. Hatta bu madalya şekillerinde olimpiyatlara gidiyorsun, altın madalya olarak geliyor ya. Altın madalya içerisinde %8 oranında altın var. Geriye kalanı bakırdan oluşan bir alaşım yapıyorlar. Yani kandırıyorlar aslında. O yüzden boşverin, olimpiyatta birinci olmaya da çok gerek yokmuş da diyebiliyorsun. Peki hocam, pirinç neymiş bu? Bakır ve çinko karışımına pirinç adını veriliyoruz. Bak, lehim dediğimiz yapı kalay ve kurşunu karıştırınca lehim. Hocam demir ve karbonu karıştırırsan çelik. Hocam civanın alaşımların genel adına da amalgam diyebiliyormuşuz. Peki hocam, şimdi çözünen madde miktarına göre çözeltiler. Nasıl yani? 3 kısım. Doymuş, doymamış, aşırı doymuş. Ne demek istediniz hocam dersen, doymuş çözelti sana diyecek bir şart koşuyorum bak. Belli bir sıcaklık ya da basıncı aldım ya. Burada çözebileceği maksimum maddeyi çözdüğün çözelti doymuştur ya, diyor ki doydum daha fazla bana ekleme diyor. Eklersen çözemem diyor. Bu yüzden dikkat et, eğer ki bir yapı doymuş diyorsa belli sıcaklık ve basınçta çözebileceği maksimum çözdürün anlamına gelir. Peki doymamış ne? Adı üstünde.
Demek ki beyni sıcaklık ve basınç altında çözebileceğinden daha az çözmüş. Yani çözünen ekle diyor. Eklersen daha çözme yeteneği var. İşte böyle çözeltilere de doymamış çözelti adını vermiş olacağız. E peki geldik bir tane notumuza. Senin karşına bir çözelti çıktı. Dediler ki bu çözelti, hocam doymamış bir çözelti bu. E doymamış çözeltiyi doygun hale getirmek istiyorum. Neler yapabilirim? Kural 1. Sabit sıcaklıkta, bu çok önemli detay, çözünen ilave edebilir. Mesela tuzlu su çözelti doymamış diyor. E tuz ekle. E geri doydurma işlemini yapmış olacaksın ama sıcaklığı sabit tutacağım. Başka ne yapabilirim? Gene dikkat et. Sabit sıcaklıkta çözücü buharlaştır. Nasıl yani? Adam sana diyor ki 100 gram suda en fazla 10 gramlık katı çözüyorsun. Sana dedi ki 100 gram suyun içinde 5 gram katıya gidelim. E, suyun yarısını buharlaştırsan 50'de 5 gram çözseydin doymuş çözerdi. O zaman çözücünün bir kısmını buharlaştırırsan doymuş hale getirebilir miyim? Getirebilirim. Başka ne yapabilirim? Çözeltinin sıcaklığını azaltma ya da arttırma yapacağım. Biraz sonra detaylı göreceğim bunu. Nasıl yani? Bir çözünme endotermik çıktı diyelim ya da egzotermik çıktı diyelim. Buna göre çözeltiyi ısıtacağım ya da soğutacağım. Yani doygun hale getirme işlemi yapmış olacağım. Peki hocam, geldi karşıma aşırı doygun bir çözelti. Bak aşırı doymuş. Nasıl bir örnek? Sana diyor ki çözebileceğinden daha fazla maddeyi sıcaklığın etkisiyle çözdürdüm bu çözeltileri. Aşırı doymuş çözelti adını veriyoruz. Yani diyor ki bak benim standartım sallıyorum ne dedim? 100 gramda 10 gram çözersem doygunum. İşte 100 gramda eğer ki 12 çözdürsen aşırı doymuş olursun. Niye? Çözebileceğinin üstüne çıkarttın. İşte bu çözeltileri gördüğümde ben ne diyorum? Aşırı doymuş diyorum ki aşırı doymuşlarda şöyle bir şey. Kararsız bir formları vardır bunları. Sallama, vurma, titretme, aşı kristali ekleme gibi etkinlikler yaparsan fazla çözdüğünü geri sana verir. Kimdir mesela? Mesela balı düşünebilirsin. Bal nasıl bir çözelti örneği hocam? Aşırı doymuş bir çözelti örneği. Yani içerisinde çok fazla çözülmüş şeker var. Ya da reçel diyorsun. Annen ne yapıyor? Önce suyu kaynatıyor. Kaynattıktan sonra içerisine bir miktar şeker atıyor. Şeker çözündükten sonra bir miktar da atıyor. Bir miktar da. Bu arada dikkat et. Mesela annene gittin. Anne ne yapıyorsun dediğinde şekeri eritiyorum diyor. Şeker erimez zannedeceksin. Ne diyorsun? Şeker suda çözünür deyip terlikle dayağı yeme ihtimalinde var tabii. Buna da dikkat et. Bak bu çözeltiler çözebileceğinden daha fazla çözmüşler. E zaman içinde bal ne yapıyor? Şekerleniyor. Aa hocam bal şekerlendi o zaman bu sahte bir bal deme sakın. Şekerlemesi balın sahte olduğu anlamına gelmez. Gerçek bal da şekerleniyor, sahte bal da şekerleniyor. E peki ben nasıl anlayacağım? İmkan yok onu da söyleyeyim. Yıllarca hatta biliyorsunuz Çin Amerika'yı kandırdı. Çok yaşa. Çin ne yaptı? Amerika'yı kandırdı. Yıllarca bal sattılar. Sonra analiz sonuçlarına bir baktılar. Aslında içerisinde bal gökmüş şeker varmış. Sonra dediler ki siz bunun içine şeker koymuşsunuz. Biz artık almayacağız. Dediler ki özür diliyoruz. Hemen tekrar yenisini yapalım dediler. Gönderdiler balları. Analiz sonuçlarına bir baktılar. Tamam bu galiba bal dediler. Sonra da fark etmişler. Mısır şurubu eklemişler içerisine. Sonra bir daha kandır. Biz artık almayacağız falan diyorlar. Ondan sonra Tayvan'dan almaya başladılar. İlginçtir. Çin Tayvan'a sattı, Tayvan geri Amerika'ya sattı. Adamlardan kurtulamıyorlar. Hatta Tayvan kelime manası olarak Çin'e bağlı demek bu arada. Öyle bir kelime manası var. Böyle bir özellik yani benim diyen kişi de balın hocam ben gurmesiyim dadarak bakarım diyen kişi de anlayamaz. Yani balın gerçek mi sahte mi olduğunu buradan anlayamıyorsun. Zaten şöyle bir şey sahteyi genelde şöyle düşünüyor herkes. Diyor ki hocam sahteyi ne yapıyorlar işte? İşte şekerli suyu karıştırıyorlar yapıyorlar. Hayır. Arıya yaptırıyoruz o sahteyi de. Şekerli su koyuyorlar. Arı çiçekten alması gereken işte şekeri kimden alıyor? Dibindeki şekerli sudan alıyor. Şekerli sudan alarak ürettiği için bak arıyı da katıyor sahtekarımıza. Ondan ürettiği için bir sahte bal demiş oluyoruz. O yüzden yani benim desen de anlayamazsın. Sadece güvendiğin bildiğin kişiler varsa onlardan al. Hatta o kişiler de o işin üçkağıdına görüyorlar. Diyor ki bize özel bir kovan var diyor. Şimdi diyor ki sen niye sana özel? E diyor ki bunda arıyı salıyoruz diyor. Diğerleri şekerli sudan besliyorlar orada. Orada üretiyorlar arıyı ama diğeri normal doğada bulunarak dolaşarak topladığı polenlerle getirdiği yapı olmuş oluyor. Peki geldik. Ne dedik? Bak sana bir şart koymuş. 25 derecelik çözünürlük. Bu ifadeleri bu arada alışkın olmaya başlayacağız. Ne demek bu? Eğer ki 100 gram su alırsan diyor. İçerisinde maksimum 10 gramlık X maddesi çözersin. Tamam mı?
Bu senin çözünürlük faktörün. 11 çözemezsin. 12 çözemezsin diyor. Peki 8 çözsem işte ona da doymamış çözelti diyorsun. Anlaştık mı? Bu doymuşluk faktörüdür. 100 gramda en fazla 10 gram çözüyorsun. Nerede? 25 derece Celsius olduğunu söylüyor. Şimdi karşımıza 3 tane hatta 4 tane madde ekledik. Diyor ki bak birincisinde. 100 gram suyun içine 8 gramlık madde ekledim. Bu nasıl bir çözelti dersen? Hocam bu doymamış çözelti. Niye 2 gram daha eklesem çözebilirim. Geldim diğerine. Hocam 100 gram suyun içine 10 gram ekledim. Hocam maksimum değil mi? Evet. O zaman çözebileceğim maksimum maddeyi çözdürdüm için. Ben buna ne diyeceğim? Doymuş bir çözelti. Ben artık doygunum diyecek. Peki hocam gel. 100 gram suyun içine 12 gramlık madde eklersem sakın aşırı doymuş deme. Ekliyorum şu anda. Sıcaklık faktörünü değiştirmedim. Ben hala 25 derecedeyim. 25 derecedeysem fazla olan 2 gram ne olur? Dibe çöker. Çözeltin ne oldu o zaman? Doymuş. Gene doymuş. Şu yıldızı unutma. Bir adam sana tutup da katısıyla dengede olan bir çözelti diyorsa bu çözelti doymuş çözeltidir. Anlaştık mı? Katısıyla dengede olan bir çözelti o zaman sen bir doymuş çözeltiden bahsediyorsun. Aşırı doygun nasıl olacak? Şimdi geldik şarta. Bu çözeltiyi ısıttım. Isıttıktan sonra şu anın mesela neredeydi? 25 derece Celsius'taydı. Isıttım. Nereye çıkarttım? 50 derece Celsius'a çıkarttım. 50 derecede bunun çözünürlük faktörü arttığı için dipte kalan 2 gramı çözdüm. Dur. Hala aşırı doymuş değilim. Bu çözelti ya doygun ya doymamış çözeltidir. Şimdi sıcaklık faktörünü işleme katıyorum. 50 dereceden geri 25'e düştüm. 25'e düşünce içindeki fazla çözdüğüm miktarı geri sana vermedi. Hala çözeltin içinde. Aa hocam iyi de 25 derece Celsius'ta şu anda 12 gram çözüldü. Yani 10 gram çözebiliyorken 12 gram çözülmüş şekilde verdi çözelti. O zaman bu çözelti nasıl çözelti oldu? Aşırı doygun çözelti haline geldi. Hani dedi ki annen ne yapıyor? Suyun içerisinde bir miktar şeker atıyor, çözünüyor. Bir miktar da şerbet hazırlıyor. En sonunda ne oluyor? Bu şerbet koyulaşmaya başlıyor. Çözebileceğinden fazla çözdürdün çünkü. Zaman içerisinde onu alıyor soğumaya bırakıyor. Soğumaya bıraktığında ne yapıyorsun? İçerisine şeker kristalleniyor mu ya da çöküyor mu? Hayır, olduğu gibi kalıyor. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra olur da annenin yaptığı tatlıyı yiyemedin. Olmaz da hani yiyemedin kaldı şekerlendiğini görürsün. Aa tatlı şekerlenmiş. Neden? İşte bu aşırı doymuş çözelti fazla çözdüğün miktar zaman içinde sana geri vermiş olur. İşte biz bu çözeltileri aşırı doygun diyoruz. Yani çözebileceğinden daha fazlayı çözdürürsen aşırı doygun olacak. Şimdi geldik. Sana bir grafik verecek. Bu arada grafiğin iki türlü olur. Hem bu şekilde görebilirsin bazen de şu şekilde göreceksin. Ne grafiği? Hocam çözünürlüğe karşı sıcaklık grafiği. Sıcaklık. Şimdi yukarıdaki grafik sıcaklık arttıkça çözünürlüğü ne yaptırıyor? Arttırıyor. İşte bu grafiğe biz ne diyeceğiz? Endotermik diyeceğiz. Endotermik. Peki bu grafik ne? Sıcaklık arttıkça çözünürlük azalıyor. İşte bu grafiği de egzotermik adını vereceğiz. Egzotermik grafik şeklinde geldi. Şimdi şu grafik çizgisi ne ifade ediyor? Bu doygunluğu ifade eder. Grafik çizgisinde hocam şurada bir nokta gördüm. Nedir bu? Atıyorum 15 derece Celsius. 15 derecedeki madde şuraya sana x gram bölü 100 gram diyecek. 100 gram su. Ne demektir? 15 derecede 100 gram suyun içerisinde en fazla sallıyorum 10 gram madde çözersen sen nasıl bir çözelti olduğunu diyorsun? Doymuş bir çözelti olduğunu diyorsun. Oo İlyas abi. Arkadaşlar bir misafirimiz var. Vay karnı doymuş yukarıda yemeğini yemiş gelmiş. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Doymuş deyince hemen geldim. Fark ettim. Karnını doyurdum aç mısın diye. Aç mısın diye geldim. Aç mısın diye geldim. Bizi doyurmuyorlar. Gel sen bir, yemeğini ben anlatırım. Bizi aç bırakıyorum. Teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim. Senin konuna daha gelmedi. Daha gelmedik. Birazdan hesaplamalar gelecek. Yanlış yerde mi geldin? Çözelti hesaplarında geleceksin. Tamam o zaman orada geldim. Birazdan rezil edersin beni. Tamam. Burası değil. Tamam, bu doymuş muymuş? Hikaye anlatıyoruz burada abi. Tamam o zaman. Ne yapıyorsun abi? Nasıl gidiyor? İyidir kardeşim. Yemeği niye ben devam edeyim diye geldim ama. Çok tamam. Çok teşekkür ederim. Bir sonradan çağırma abi. Tamam. Birazdan geldirin sana. Hadi görüşürüz hadi. Tamam görüşmek üzere. Heyecanlı çıkışını bekliyorum abi. Kesin çıktı. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
İşte kapıyı kilitlemiyorsun, az kaldı stüdyodan olacaktık. Ben sana demedim mi kapıyı kilitle diye? Arkadaşlar buralarda stüdyo savaşları yaşanıyor. Yani stüdyo boş giren stüdyodalar. Arkasına kapıyı kilitler, kilitlemeyi unuttuk. Hatta Nurtaç Hoca'yı biliyorsunuz. Nurtaç Hoca bir gün daha hani bizim yeni transferimiz Nurtaç Hoca. Çekim günü almış. Şimdi benim hocamı tanımıyor. Çekim günü alınca o gün o stüdyonun ona ait olduğunu zannediyor. Sabah bir baktım stüdyo boş. Bir girdim 3 saat içerideyim. Nurtaç Hoca dışarıda böyle mazlum mazlum bakıyor. Ne oldu diyor. Hocam sen girmişsin galiba. Dedim ki hocam burası benim hocam diyor. Burası kurtlar sofrası. Öyle stüdyoyu alınca senin olacağını düşünme diyor. Biz burada ara vermiyor stüdyo çalmasına. Bazen diyorsunuz ya hocam ya videolar geç geliyor. Neden? Aa bak İlyas Hoca yüzünden. Gidin onun videosunun altına yorum yazın arkadaşlar. Stüdyoyu kapatıyor, giremiyoruz stüdyoya, çekim alamıyoruz. O yüzden bu sıkıntılar oluyor. Aman diyeyim hemen kilitli stüdyo garanti almış olalım burada. Şimdi başka hocalar da girmesin ondan sonra. Bak anahtarı da çantasına koymuş. Kız ne yapıyorsun? Komple kasaya koysaydın çelik kasaya koy. Anahtarı çalmasınlar diye çantasında saklıyor stüdyo anahtarını. Vay be, öyle olduk demek. Peki geldim şimdi. Neyi anlatıyordum? Ben de bilmiyorum ki neyi anlattım. Kafamı çok güzel karıştırdı. İlyas Hoca'nın şu sıkıntısı var ya. İlyas Hoca böyle geldiğinde bir de bahtsızlığıma hep sayısallar da geliyor. Allah'tan gelmedi biraz sonra. Sayısal hesaplamalar da geliyor. Diyor ki ne anlatıyorsun diyor. Dedim ki hocam sayısal işlem anlatıyorum. O zaman mol kavramı da girdi olaya. Dedik ne yapıyorsun dedi. Oran orantı falan dedik. E dedi ben yaparım. Dedim yapamazsın uğraşma. 8 tane 10 tane falan soru yazmışım. Yapamaz dedim. Yaptı. Yani arkadaşlar matematikçilerle çok fazla uğraşmayın. Gerçekten yapıyorlar. O yüzden tehlikeli olabiliyor. Şimdi geldik bak ne diyoruz. Bir çizgi gördüm ya. Hah işte bu doymuşluğu simgeliyor. Nasıl yani? Çizginin üzerinde seçtiğin herhangi bir nokta fark etmez. Doymuş çözeltidir. Çizginin üstünde bir nokta seçersen doymuş. Çizginin üst bölgesinde seçersen A da buralarda ya da burada. Buna aşırı doymuş çözelti diyorum. Niye? Çözebileceğin üstünde çözdürdüğünü söyler. E tam tersi çizginin altında görürsen o da doymamış çözelti. Yani üç bölgeyi çizgide görürsün. Çizgi üzeri doymuş. Üst kısmı aşırı doymuş. Alt kısmı da doymamış. Bize simgelemiş olacak. Buna da dikkat ediyoruz. Ve en önemli yıldızımızdan birisi. Bak bu çok çıkacak bu arada. Dikkat et. Herhangi bir çözelti dipte katıyı mı gördün? Katı varsa doymuş çözelti. Anlaşık mı? Katısıyla dengede olan bir çözeltiye doymuş çözelti adını vermiş olacağız. Peki. Geldim bir diğer çözüme şekline. Diyor ki çözünen bağıl madde miktarına göre çözelti türleri. Şimdi bağıl ne demek biliyor musun? Kıyas yap benimle diyor. Nasıl yani? İçindeki çözünene göre derişik misin, seyreltik misin diye kıyas yaptırıyor. Ne demek yani? Seyreltik çözelti şu. Çözünen oranı küçük olan çözeltilere biz seyreltik adını veriyoruz. Yani kırktan bir çözelti olduğunu söyleriz. Ama çözünen oranı fazlaysa hocam derişik çözelti olur. Hocam derişik ve seyreltik aslında bir çözelti net oturan bir ifade değil. Bir kıyasa oturan ifade. Şimdi derişik olan bir çözelti başka bir çözeltinin yanında seyreltiye dönebilir. O yüzden biz kime göre derişik, neye göre derişik ifadesi kullanırız. Mesela sana bir yorum yaptı. Dedi ki bak dedim. 3 tane kap aldım, 3 tane de 100 gram su eklemiş. 100 gramın birincisine 1 gram x, 2 gram x, 3 gram x'i çözmüş. Peki ben sana soruyorum. Birinci çözelti ikinciye göre nedir? Hocam seyreltik. Niye? Çözünen oranı daha az. Peki birinci çözelti üçüncüye göre ne? Gene seyreltik. Niye? Çözünen oranı daha az. Peki ikinci çözelti 1'e göre derişik ama bak şimdi. İkinci çözelti 3'e göre seyreltik. O zaman bak bu adam birinciye göre derişik ifadesi kullanılırken üçüncüye göre ne oldu? Seyreltik oldu. Ya da üçüncü çözelti her ikisine göre ne oldu? Hocam daha derişik bir çözelti olmuş oldu. O halde biz ne diyoruz? Kime göre neye göre bir kıyas geliyor ve en önemli yıldızlardan birisi. Mesela bir adam sana sordu. Dedi ki bir çözelti oluşturdun. Dedi ki bu çözelti doymuş bir çözelti. Seyreltiktir dedi. Dedim ki lan dedim doymuş çözelti. Nereye seyreltik oluyor? Deme, odur. Niye? Aşırı doymuşa göre seyreltiktir. Peki aşırı doymuş bir çözelti seyreltik dedi. E o da çıkar. Nasıl yani? Sana dedi ki 10 gram x nerede? 100 gram suda. Çözünme faktörü. Aşırı doymuş olarak dedin ki bunun içinde 12 gram çözdüm. Nasıl bir çözelti? Doymuşa göre derişiktir. Ama tuttum 16 gram çözdüm. 16 gram çözünen 12'ye göre daha derişik. Yani 12 gram seyreltik çıktı bu sefer.
Hocam ikisi de aşırı doymuş. Evet. Çözüm miktarına göre inceliyorsun. Yani değişik ve seyahatin bir kıyas yapma usulü olduğunu sakın unutma. Bazen çözeltilerde şu da olacak. Ona da dikkat et. Mesela sana 100 gram su demedi. Şöyle geldim. Mesela 25 gram suda 1 gram çözdü. 100 gram suda 2 gram çözdü dediğinde çözücüleri eşitlemeye çalış. Nasıl yani? Hocam çarpı 4 dersem burası 100 gram suya döner. O zaman çözünün de çarpı 4 yap. Onda da 4 gram çözer. Bak bir anda 100 gramda 4 gram çözdüğü için artık bu en derişik çözelti oldu. Tamam mı? Yani kıyas yaparken bir şeyi sabitlemeye çalış. Ya çözücülerini kıyasla ya da çözünenleri kıyaslamayı unutma. Peki geldim bir örneğe. Öğretmenim buna çok benzer sorulu bir soru var bu arada. Diyor ki aynı sıcaklıkta verilen bu çözeltilerin potasyum bromür açısından derişimlerin kıyaslanması nasıl olmalıdır? Şimdi birincide 100 gramda 15, 25 gramda 4, 200 gramda 20 çözmüş. Şöyle yapayım mı? Hepsini nerede eşitleyeyim? Yüzde eşitleyeyim. Birinciye dokunmadım. İkinci çözelti yüzde çarptım. Yani 100 gram suyun içinde 16 gram çözdü. Üçüncü çözelti yarıya bölsem. Dedim ki yarıya bölünce 100 gramın içinde, bunu da yarıya bölüyorsun bu arada, 10 gram. Birincide ne dedin? Hocam bu da 100 gramda 15'ti. Aa hocam o zaman çözeltinin derişimlerine baktığın zaman aynı miktar çözücünün içine. En fazla nerede çözüldü? İkincide. O zaman ikinci bunlar arasındaki en derişik çıktı. Peki birinci daha sonra geldi. En seyreti kim çıktı? Üçüncü çözelti şeklinde karşımıza geldi. Yani kıyas yapma dediğimiz olay bu şekilde karşımıza gelecek. Peki geldim çözülme şekillerine göre. Hocam ne demek yani? Bu sefer çözüm şekline göre. İyonik ya da moleküler de inceleyeceğim. Ne demek bu? Bir madde çözücüde eğer ki iyonlarını ayrışarak çözünüyorsa bu çözüme iyonik çözüm adını veriyoruz. Genelde tuzlar, asitler, bazlar iyonik çözünür. Mesela Naci ile katısını gördün ya. Sonra bunu suyun içine attın. Sodyum artı suda. Klor eksi suda şeklinde ayrıldı. Suda suda. Ne demek? Suda çözüldü anlamına geliyor. O zaman bu nasıl bir çözelti? İyonik çözelti. Elektrik iletimi sizce? Bir yapıda iyon varsa elektrik iletimi vardır. Bunu unutma. Elektrik iletimi varsa bu çözeltilere elektrolit adını vereceğim. Peki hocam HCl asitini suya attım. Yalnız hocam bu adam iyonik bağlı değil. Ama suda iyonlarına ayrışıyor. Bir maddenin suda iyonlarına ayrışması iyonik olduğu anlamına gelmiyordu. Peki bu da H artı suda, Cl eksi suda değil mi? Evet bu da çözüm. Nasıl? İyonlarına ayrışarak. Ya da NaOH bazını aldım. Hocam bunlar da aynı miktarda çözüldü. O zaman buna da ne diyorsun? İyonik çözüme yani elektrolitte diyorsun. Sonra bir soru sana diyecek. Bak dedim. Elektrik iletkenliklerini kıyasla diye bir cümle kuracak. Peki neye dikkat edeceğim? Dikkat edeceğin olan şu. Bir maddenin suya verdiği iyon sayısı kimde daha fazlaysa çözeltinin elektrik iletkenliği daha fazla olur. Yani magnezyum, klor, sodyum hidroksitten fazlaymış. Peki neden fazla dedim? Olay şu. Magnezyum klor iyonlarını ayrıştırdım. Sodyum klor iyonlarını ayrıştırdım. İlk olarak şöyle yapayım hatta. Bak şu ikileri karıştırmayayım da. Hepsini dedim ki hocam 1 mol sodyum hidroksitle 1 mol magnezyum kloru çözdüm. Bunların çözülmesi sonucunda magnezyum artı 2, 2 tane klor eksi. Bu ne demektir? 1'e 1 ise 1'e 1, 2'ye 2. Toplamda ne kadar iyon geldi? Hocam 3 mol iyon geldi toplamda. Eğer ki bunu da 1 mol alırsan, hocam 1'e 1 mol ise 1'in 1 mol şeklinde geldi. Toplamda ne kadar iyon geldi? 2 mol iyon geldi. Eğer ki çözüme bu şekilde gerçekleştiyse ya da ekstradan mol şartı atmadıysa dersin ki magnezyum klorürün, bak magnezyum klorürün elektrik iletkenliği sodyum hidroksitten daha fazladır yorumu gelir. Gelir, dur. Eğer ki soru sana işte şu mol detaylarını atarsan. Sodyum hidroksit 2 mol, magnezyum kloru 1 mol verirse. Bak bu 1'e 2'den toplam 3 mol geldi ama burası 2 mol verdi ya. Hocam 1'e 2 ise 1'e 2, 1'e 2. Toplam 4 mol geldi. Hocam bu sefer çözülmüş maddenin mol sayısı birincide daha çok çıktı. O zaman diyorsun ki bu sefer de sodyum hidroksitin mol sayısı magnezyum klorüden daha fazla çıktı. Yani elektrik iletkenliği daha yüksektir şeklinde karşımıza geldi. Peki hocam moleküler çözelti dersem bu da şu. Biz her çözelti iyon görmeyeceğim. Bazı çözeltiler iyon içermeyecek. Sadece moleküllerden oluşacak. İşte bu sadece moleküllerden oluşan çözeltileri de moleküler ifadesini kullanıyor. Bak gözlerimi yaşardı, duygulanıyorum. Bu dersi her anlatırken böyle gözlerim şipil şipil oluyor, duygulanıyorum. Neden? Adam moleküler çözüldü be. Ne kadar duygusal bir olay.
Burada bende göz nezlesi var. Daha önceden anlattım bilmiyorum. Bazen anlatıyorum, bazen anlatmıyorum. Hatırlamıyorum ondan sonra. Işıklar falan çok fazla geldiğinde böyle gözlerimden yaşlar geliyor. Bazen dershanede, sınıfta oluyor. Anlatıyorum, gözüm böyle yaşarıyor. Diyorlar ki hocam ne oldu diyor. Diyorum ki adam moleküler çözüldü be. Yani bundan daha dramatik ya da daha hikayesel bir olay. Bir de ciddi anlayamam aslında. Anlamıyorum. Bir değişik bakılıyor. Adamın ağladığı şeye bak diyor. İnsan diyor moleküler çözülüyor diyor. Üzülür mü diyor. Üzülmez mi be? Adam moleküler çözülmüş burada. Neyse mevzuya geri dönüyorum şimdi. Moleküllerdeki mantık şu. İki tane yapı göreceğim. Karbonhidratlar ve alkoller. Nasıl yani? Eğer ki bir adamın CX, HY, OZ formatında ya da bir adamı CX, HY, OH formatında gördüysen, bu ikisi biri karbonhidrat, biri alkoldür. Moleküler çözülür. Ne demek istiyoruz? Cl-H12O6 verdi. Ne fazında? Katı fazında. Suyun içine attım. Hocam Cl-H12O6. Hiçbir şey değişmedi. Değil. Bak. Bu ne? Suda. Suda çözüldü demektir bu. Peki nasıl çözüldü? Yapısı bozulmadı. İşte biz buna moleküler çözüldü anlamına veriyoruz. Mesela bir önceki ne yapıyordu? İyonlaştı hocam. İyonik çözüldü. Ama bu mesela CH3OH'lı alkol. Sıvıymış bak bu. Suyun içine atmıştım. Şurada şurayı kaldırayım. Suyun içine attım. Nerede? Suda. Çözüldü. Nasıl çözüldü hocam? Moleküler çözüldü anlamı gelecek. O zaman yıldızda ne diyoruz? Alkoller ve karbonhidratlar suyun içine atıldığında moleküler çözülür. Moleküler çözünüyorsa da elektrik akımını iletmez ifadesini kullanmam gerekecek. Şimdi geldik bir başka soruya. Diyor ki 25 derecede aşağıdaki gibi 3 farklı doymamış potasyum nitrat çözeltisini azalan. Bu çözeltilerin potasyum nitrat açısından en derişikten en serialite doğru sıralanması aşağıdaki seçeneklerden hangisine doğru verilmiştir diyor. Mantığımız şöyle gelecek. 100 gramda 25 gram çözmüş, 75'te 25 gram çözmüş, 180'de 20 gram çözmüş. Şimdi şöyle bir şey düşünsem, normalde eşitleme yapacaktım ya. Hocam çözücüleri 180 var burada, karmaşık bir eşitlik olacak. Çözücü eşitlemek yerine çözünen eşit değil mi? Nasıl yani? 25 ve 20 var. Hocam yüzde eşitlenir. Birinci çözeltiyi 4 ile çarpsam. Bu ne demektir? Hocam birincisi 400 gram suda ne kadar çözdü? Hocam 100 gram çözdü anlamına gelir. İkinciyi 4 ile çarpsam yine 75'te kaç oldu? 300 gram suda bu sefer 4 ile çarpınca ne oldu? Hocam 100 gram çözdü. Bunu karşılayacağım da 5 ile çarpacağım bak. Burası ne olacak 5 ile çarpınca? 1800 yere yapıyorsam 900 oluyor değil mi? 900 gram suyun içinde 100 gram çözdü. Tamam ben buradan kıyaslarım ki. Çözünenler bu sefer ne? Aynı. O zaman çözücüsü fazla olan seyreltik çıkacak. En fazla çözücü kimde? 3'te. O zaman 3'ün çözelti en seyreltik çıkar. Daha sonra kim gelecek? Hocam birinci çözelti. En derişik bunlar arasında ne olmuş olacak? İkinci çözelti şeklinde geldi. Peki soru benden ne istiyor? En derişikten en seyreltiye doğru. Zaten öyle sıralık. 2-1-3 şeklinde karşımıza gelmesi lazım. Yani 2-1-3 cevabımız Bolivya olarak karşımıza gelmiş olacak. Kurallar ve sistem işleyişi bu kadar basit aslında. Peki birkaç tane şunu göreceğim. Hocam gündelik hayatta peki bunun örneğini vermiyoruz. Veriyoruz. Bol bol da örnek veriyoruz. Şu mesela kolonya. Aslında kolonya bir çözelti. Alkol ve suyun karışmasından oluşuyor. Hocam sirke. Sirke asetik asit ve suyu karıştırdığında elde ettiğin bir çözelti olacak. Başka şerbet. Şekerli su. Su ve şekeri karıştırıyorsun. Deniz suyu, hocam tuzlu su zaten. Gazlı içecekler, karbondioksiti o sıvıların içinde çözerek oluşturduğumuz bir yapı. Mesela tantalum da bir çözeltidir. İyot, potasyum yodur, alkol karışımından oluşuyor. Cam, hocam camda bir çözelti. Silisyum, sodyum oksit gibi yapıların karışmasından oluşuyor. Madeni paralar, hani madeni paralara baktığımız zaman ne oluyor? Madeni paralar bir alaşım örneğidir. O zaman bu alaşımda ne olacak? Gümüş, bakır, alüminyum gibi yapıları karıştırıyor. Ya da 18 ayar altın. Şöyle söyleyeyim. Saf altın 24 ayardır. 24 ayar altın yumuşak bir şeydir. Böyle el parmağını oynarsan bükülür gider. Kırılır zaten. Hatta bileziklerde falan o yüzden 24 ayar kullanılmaz. 18, 16, 14 ayarlık bilezikler kullanın. Neden? İçerisinde bunların gümüş, bakır ya da alüminyum eklerler. Buna göre sertlik, mukavemet kazandırırlar. 24 ayarın dışında gördüğün her altın ayarı bir çözelti örneğidir. Tamam mı? Bir tek 24 ayar saf altın. Bunun dışındakinin tamamı 18 ayar, 22 ayar, 16 ayar hepsi bir çözelti örneği olacak. Ya da aklına gelen hocam hava.
Ya o da ne var? Gazlar var değil mi? %78 oranında azot, %21 oranında oksijen ya da %1 oranında diğer gazların oluşan bir çözelti örneği şeklinde karşımıza gelmiş olacak. O halde bütün saf maddeler homojendir ancak her homojen bir saf maddedir. Yorumunu ne yazık ki yapamamış olacağız. Peki geldik. Buraya kadar ne yaptık? Homojen karışım yani çözeltilerden bahsettik. Detaylarına indik, içeriklerin var hepsinden bahsettik. O zaman şimdi kime geçiyoruz? Heterojen karışımlara. Ama tabii ki ben vallahi yoruldum. Muhtemelen siz de yorulmuşsunuzdur. Az bir ara verelim. Aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.